Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Kırtasiye içerikli bir video yapıyorum ama bu sefer diğerlerinden biraz daha farklı olacak. Oturduğum semtte, yani böyle evime yakın sayılır bir yerde bir kırtasiye var ama küçük bir kırtasiye. Yani bilirsiniz, böyle mahallelerde kırtasiyeler olur ufak tefek. Ben bu kırtasiyeden aslında acil ihtiyaçlarımı görüyordum. Yani ne bileyim, bir şeye ihtiyacım olursa ufak bir kalem, belki böyle bir çıktı alacak bir şey. Sürekli gidip geliyorum aslında geçtikçe, ihtiyacım oldukça, ama hiç içerisinden bir alışveriş yapmadım. Bugün şimdi o kırtasiyeden alışveriş yapacağım. Ama şöyle bir konsept olacak. Çok çok küçük bir kırtasiye, gittiğimde göreceksiniz zaten çektiğimde. Minicik kırtasiyeden neler alabilirim ve belki de minicik kırtasiyeden dev bir alışveriş yapmış olacağız. Çünkü ben çok acil anlarda gittiğim için, hemen böyle işimi halledip çıkmam gerektiği için içerideki ürünlere detaylı bir şekilde hiçbir zaman bakamadım. Bugün o gün, benim neredeyse bir yıldır gittiğim ve içeriğine bakamadığım kırtasiyeden alışveriş yapma günü. Ve gerçekten minicik bir kırtasiye. Dediğim gibi gittiğimde göreceksiniz. Umarım abi izin verir bu arada. Ben izin vereceğini düşünüyorum. İzin alacağım içeride çekim yapabilir miyim diye. Bu arada ben normalde kırtasiyeleri söylemiyorum. Yani ufaktan böyle çaktırmadan çekmeye çalışıyorum. Ama bu çok küçük bir kırtasiye olduğu için, yani abi göreceği için şöyle ben telefonu tutarken, o yüzden izin alacağım. O da izin verir diye düşünüyorum. İnşallah verir. Şimdi hazırlandım, size kombinimi göstereyim. Kombinim bu şekilde. Tam bir yaz kombini oldu. Bu arada terliklerim çok güzel. Şimdi detaylı göstereceğim. Böyle de çantam var. Üzerinde de böyle minicik bir tavşan koydum. Bu mavi elbiseyi de ilk defa giyiyorum. Birkaç ay önce almıştım. Şimdi nasip oldu giymek. Bence çok tatlı. Zaten çok evime yakın bir yere gideceğim. Gayet yeterli ve yaz kombini. Hava bugün çok sıcak zaten. Terliklerimin güzelliği şaka mı? Tam bir eğilik terliği. Bu arada halhalıma bakın. Çok güzel. Şimdi evden çıkıyorum. Kırtasiyeci abiden tüm hünerlerimle izin almaya çalışacağım. Bakalım video çekmemize izin verecek mi? Şimdi kırtasiyeye geldim. Çekim yapabilir miyim diye soracak biri yoktu. Abi daha gelmemişti. O yüzden ben de oturup bekliyorum. İzni aldım. Şimdi gezebiliriz. İlk olarak buradan başlamak istedim. Böyle küçük defterler var. Dışları böyle şeffaf ve içi de tatlı. Biliyorsunuz böyle defterleri çok seviyorum. Not defteri sanırım. Ve daha sonra farklı çeşitli kalemler var. Bir de kalemlerin yanında da böyle silgiler var. Bu silgileri aslında çok kullanmıyorum ama çocuklar çok seviyor bence okulda. Böyle farklı fosforlu kalemler var ve şu havuçta olan da gözüm kaldı. Onu alabiliriz. O defterlerden, bahsettiğim defterlerden Van Gogh temasında da varmış. Ben Van Gogh temasını çok seviyorum. O yüzden bu defterleri de çok beğendim. Bu arada marker kalemler yeni gelmiş. Daha önce girdiğimde olsaydı kesin dikkatimi çekerdi ama çekmemişti. Yeni olduğunu düşünüyorum. Bir de böyle bir sürü silgi çeşitleri vardı. Silgilere de detaylı bakacağım ayrıca. Her yerden bu arada fosforlu kalem çıkıyor ve bu bence çok tatlı bir şey. Birçok kurşun kalem çeşidi var. Tam bence okul öncesi alışveriş yapılacak bir reyon burası. Bir de böyle çok farklı sevimli şeyler de var. Aslında bu sevimli şeylerin aksine hobi ihtiyaçlarınızı karşılayacak şeyler de var. İşte ahşap boyama, tuval, farklı çeşitli şeyler de var. Yani gerçekten her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Şimdi size buraya geldiğimde gözüme çarpan o favori kalemlerimi göstereceğim. Bunlar o kadar güzel ki, bu arada ben bunlardan hiçbir yerde görmemiştim. İlk defa burada gördüm ve almak istiyorum. Her geldiğimde bunlar gözüme çarpıyordu ve yemek temalı olması, bir de böyle Kore tarzı olması aşırı hoşuma gitti. O yüzden bir tane alacağız bugün. Bu arada tekli satılan stabilolar da vardı. Set halinde stabilo da vardı. Ve tabii ki de yine okul ihtiyaçları için işte uhu, pirit, makas, bant, her şey var. Ve sezonu olduğu için de okul defterleri, okul boyaları da gelmiş. Bu arada ben gelmişken bir tuval almak istiyorum. Çok küçük almayacağım. Orta boy bir tuval alsam iyi olur. Bu arada silgi reyonunda da bunu gördüm. Yani böyle tatlı mı, tiramisu mu, içecek mi, yiyecek mi bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. Ve detayları incelemeye devam ediyorum. Bakınırken şöyle bir sulu boya gördüm. 48 renk ve içinde su hazneli fırçası var. Bu arada fiyatı da uygundu. Bunu alıp denemek istiyorum.
aslında ben alışverişimi yaptım yani. Alacaklarımı kucağımda biriktirdim. Şimdi birkaç bir şey daha bakıp ödememi yapacağım. Alışverişimi tamamladım. Şu an hesaplıyoruz kaç lira tuttuğunu. Videonun sonunda size de söylerim. Ve sonunda kırtasiye serüvenim bitti. Şimdi aldıklarımı göstermek üzere eve gidiyorum. Evet, şimdi eve geldim. Kırtasiyeden sonra birazcık işlerim vardı. O yüzden ani bir geçiş oldu. Size gösteremedim o kısımları. Eve biraz geç geldim. Şimdi gelir gelmez de size aldıklarımı göstereceğim. Şöyle bir setimiz var. Aldıklarımı göstermeden önce ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben kanal üyeliklerimi açtım ve siz de bu kanal üyeliklerine katılarak avantajlar edinebilirsiniz. İşte öncelikli yorumlar yapabilirsiniz. Siz yorum yaptığınızda ben sizi öncelikli bir şekilde görmüş ve cevap vermiş oluyorum. Daha sonra atacağım videolardan önceden haberdar olabilirsiniz. İşte daha sonra size özel paylaşacağım çizim videolarına katılabilirsiniz. İşte size özel yapacağım anketlerden, kendi hayatımdan paylaştığım fotoğraflardan da haberdar olabilirsiniz. Bunların seviyeleri ve aşamaları var. Sanırım bende 3 tane seviye var. 3 ya da 4 olması lazım. Her seviyede her bütçeye uygun abonelik seçeneğim var ve en uygun aboneliği bile alsanız atacağım videolardan haberdar olabiliyorsunuz. Yorumlarda öncelik kazanabiliyorsunuz. Böyle bir şey oluşturdum. Siz de üyeliklerime abone olabilirsiniz, katılabilirsiniz. Bu arada çok heyecanlıyım, bekliyorum. Yani umarım birçok kişiye üye olur. Bu arada üyeliklerimin iki tanesinin adı Çilek ve Kiraz. Bunlar en temel, en uygun fiyatlı üyeliklerim. Bu yüzden tüm çilekleri ve kirazları bekliyorum. Evet, şimdi alışverişime geri dönebilirim. Bu kırtasiyede gerçekten hani hem abi hem ablayı çok seviyorum. İkisi birlikte çalışıyor ve çok ilgileniyorlar. Bence sattıkları ürünler de gayet alınabilir uygun fiyatlı ürünler. Hani piyasanın üstünde ürün satmıyorlar. Bu yüzden de kolaylıkla alabiliyorsunuz. Yolunuz düşerse yorumlara ve açıklama kısmına adresini yazacağım. Gidebilirsiniz. Yani biraz hani herkesin ulaşabileceği bir konum olmayabilir. Ama Üsküdar'da oturuyorsanız gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Ya da belki bir gün yolunuz düşerse gelirsiniz. Şimdi size aldıklarımı aslında burada teker teker göstermeyeyim. Sanırım detaylı göstersem daha iyi olacak. Çünkü masa başına çektiğimde daha iyi oluyor. Bir sürü şeyler aldım, bakalım neler almışım. Şimdi size göstereyim. İlk olarak 40 santime 40 santim bir tuval aldım. Ben böyle kara tuvalleri çok seviyorum. Gerçekten benim çizim tarzıma da çok yakıştığını düşünüyorum. Bu arada uygun fiyatlıydı çünkü öğrenim düzeyinde, yani akademik düzeyde değil. Bu yüzden de fiyatı uygundu. Daha sonra böyle iki tane fırça aldım. Zemin oluşturmak için ve tuvalde farklı böyle büyük kalın detaylar yapmak için çok güzel oluyor bunlar. Ve uç yapısı gerçekten çok yumuşak. Görürseniz mutlaka alın bu fırçalardan. Daha sonra 05 ve 07 numaralı uç aldım. Ama 2B uç alıyorum ve bu marka Faber-Castell markası alıyorum. Gerçekten çizim yaparken en iyisi bu oluyor. Bu kalemleri de görünce dayanamıyorum. Çiçek temasında ve mor oldukları için sürekli alasım geliyor. O yüzden iki tane iki farklı çeşit aldım. Bu kalemleri aşırı beğendim. Orada da söylemiştim zaten. Böyle yemek temasında olması ve tavşan temasında olması beni aşırı mutlu etti ve çok güzeller. Bu arada uçlu kalem. Yani bol bol kullanacağım bunları. Şimdi size detaylarını daha yakından göstereyim. Bu arada kaliteli duruyorlar. Fiyatları da uygundu. Bu silgileri çok beğendim. Bir tanesinin sakuralı olduğu için çok beğendim. Hatta bende bunun yeşili de vardı. Şimdi pembesi de çok güzel. Diğeri de böyle çok güzel bir tatlıya benzediği için. İsmini bilmiyorum. Sizce bu tatlı ne? Ya böyle tiramisu mu, farklı bir şey mi? İsmini biliyorsanız bu tatlının mutlaka bana yazın. Daha sonra böyle üst üste makaron kalem aldım. Ya ben bu üst üste gelen kalemleri çok seviyorum. Özellikle de makaron temasında bence en güzeli bu olabilir. Çok güzeller, çok tatlı görünüyorlar. Makaron da kendiliğinden renkli olduğu için böyle kalemleri çok beğeniyorum. Ha belki çok minik ve bodur oldukları için kullanışsız olabilirler ama görüntü olarak çok güzeller. Pati şeklinde fosforlu kalemler aldım. 4 çeşit var ve aslında üstünde farklı hayvanlar var. Yine de biraz anlamsız geldi aslında, fil falan ne alaka, ama görüntüleri çok sevimli, renkleri de güzel duruyor.
Bu havuçlu kalemleri oradayken de çok beğenmiştim. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Normalde bende havuçlu kalem var ama bu kadar kaliteli bir yapıya sahip değil. Şimdi açıp göstereceğim size. Doku olarak hem çok güzeller hem de daha önceki aldığım havuçlu kalemlerden çok daha büyükler. Ve benim yaptığım çizimlere benziyor. Özellikle şu kapağını çıkardığımda elde duruşuna bakar mısınız? Çok tombik olduğu için kendi çizimlerime benzettim. O yüzden bunu çok sevdim ve kutusunda saklayacağım. Daha sonra böyle iki tane defter aldım. Birisi böyle tatlı tarzda. Bu arada defterin kenarında da çizim var. Çok beğendim ve çizgiliymiş. Diğeri de Van Gogh temasında. Van Gogh teması olanı da çok beğendim. Bence çantaya atıp böyle pratik not tutmak için ideal defterler ve bunun da kenarında çizgiler var. Bu da çok güzel. Daha sonra böyle bir çizim seti aldım. Aslında bunda içerisinde dereceli kalemler var. Faber-Castell markasının bir tane silgi, bir tane de kalemtıraş varmış. Bence başlangıç seviyesi için çok ideal bir set. Fiyatı da çok pahalı değildi. Dereceli kalem almak isterseniz böyle setleri bence tercih edin. Çok daha uygun oluyor. Ve en güzelini en sona sakladım. Son olarak 48 renkten oluşan bir sulu boya ve içerisinde fırçası da var. Bu arada fırçası su hazneli sulu boya fırçası. Yani aslında aldığım fiyata göre gerçekten çok uygun fiyatlı olduğunu düşünüyorum. Bu arada hiç bu markayı kullanmadığım için kalitesinden de emin değilim. Deneyip göreceğiz. Uygun fiyatlı hem de kaliteli bir boyaysa hepinize tavsiye edeceğim. Bu yüzden sonraki videolarda mutlaka bu sulu boyayı deneyip sizlerle paylaşacağım. Benim bugünkü alışverişim bu şekildeydi. Bence çok tatlı bir video oldu. Minicik bir kırtasiyeden birçok şey aldık. Umarım sizin de eğlendiğiniz, keyif aldığınız bir video olmuştur. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki bahsettiğim gibi daha detaylı içerikler için kanal üyeliklerime üye olabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.